Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi esnafa erken emeklilik müjdesi vermişti. Buna göre küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK'lılarla eşitlenecek. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca bağkurlu küçük esnafın bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günde emekliliği sağlanacak. Meclis gündemine gelmesi beklenen konuyla ilgili Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural bir açıklama yaptı. Esnaf ve sanatkarlarımızın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimiz hükümetimiz tarafından karşılık bulmuştu. Bu durum tüm esnaf ve sanatkarlar camiamıza da sevinçle karşılanmıştı. Bu işleyin sağlanması için yapılan çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kısa sürede görüşerek kabul olması için esnafımız bu görüşmelere kilitlenmiş durumdadır. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle birlikte adaletsizliğin ortadan kalkacağına belirten Birlik Başkanı Tural, yapılacak yeni düzenleme ile norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler dedi. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle anayasanın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik de ortadan kalkmış olacaktır. Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlarımız, tarım çalışanları, staj mağduru esnafımız EYT'den faydalanmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak düzenlemeyi bekliyor. Artık verilen müjdenin gerçekleştirme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağkur, SSK'lı ve emekli sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir kurum. Yapılacak yeni düzenleme ile norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ayrıca ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı askeri ücretin altında kalmamalı diyoruz. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Tural, esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi, milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı diye konuştu staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortasının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntı devam ediyor. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önüne açılmalıdır. Bununla birlikte esnafın EYT'den faydalanmasına öngören geriye dönük borçlanma ile devlet önemli bir gelir sağlayacaktır. Esnaf ve sanatkarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi aileyle birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli bulmaktayız esnafımızın beklentilerinin karşılık bulması için bir an önce düzenlemenin yasallaşmasını bekliyoruz.